Benim Hüseyin'i çok yani her zaman severim. Hüseyin benim için önemli bir adam. Yani yüzü burada diye söylemiyorum. Ben Hüseyin'e karşı acayip bir sevgi besliyorum ya. Yok yok, Milli Piyango'da mı? O şeyden para vurdu diye değil. Yani zaten beni bilirsin. Hüseyin benim elimde büyük. 40 yaşında. 45 yaşında mısın? He, ben 30 yaşındayım. Ya sen ona ne bakıyorsun? O her zaman çocuktu. Yani benim elimde büyüdü. Küçüklüğünü biliyorum ben bunu. He? Ya ah, sen gerçekten beni tanıyamamışsın. Gerçekten beni tanıyamamışsın. Yani biz kameraların önünde Hüseyin'le şey yapıyor olabiliriz. Birbirimizle takılıyor olabiliriz ama kameralar kapandı mı kardeşiz yani. Birbirimizi seviyor. Şey diyor ya, bunun Hüseyin'in piyangodan para vurmasıyla gerçekten hiç alakası yok. Ben öyle para göz bir adam mıyım? Çok bir şey vurmamış ya. Ne kadar vurdun Hüseyin? 1 milyon dolar. 1 milyon dolar mı? He. Çok bir şey vurmamış ya. Amorti çıkmış. he amorti çıkmış. O kadar şey değil. Büyütülecek bir şey değil. He? Mısır'da miras kaldı. Mısır'da da miras kaldı. Petrol kaldı miras. Şeyde de bir tane de bunun dedesinin mısırcı dükkanı mı ne varmış? Oradan da biraz borcu kalmış dedesinden buna. Herhalde işte anca kendini şey yap. Bilet kaç liraydı ula? 5 lira mı? 10 liralık bilet. 10 liralık bilet de amorti vurmuş 10 lira işte. Çok bir şey yok. Yani gerçekten parayla alakalı bir durum değil. Yok yok, yanlış duymuşsun. Sana kim söyledi bunu? Trump mı söyledi? O 50 sefer dedim bak ortalığı karıştırıyorsun dedim. Vallahi ortalığı karıştırıyorsun ya. Bırakmadı yakamızı. Tamam bak, başkanlığı kaybettin. Git işine gücüne bak. Ben bilmiyorum bu dedikoduyu kim size verdi. Koskoca Amerika'dasınız. Kalkmış burada Türkiye'de Hüseyin'e çıkan Milli Piyango'nun peşine düşmüşsünüz ya. Ula yok baba yok, sen bidon, sen kafayı mı yedin oğlum? Hadi kapa, ben çekimdeyim, sonra sen ararım. Avradına selam söyle hadi. Hüseyin'in de özellikle avradına çok selam var senin. Yanaklarından, ha sen onun yanaklarından öpüyorsun. Tamam. Hüseyin Biden bidon sana selamı var, yanaklarından öpüyormuş. Tamam hadi görüşürüz. Hadi sağ ol. Sağ ol hadi. Ah geliyorlar bak. Şurada bir şeyler geliyor ama. Ulan şey peşimize düşmüş. Az bu tarafa gel ki arabanın altında kalmayasın. Peşimize düşmüş Joe Biden. Diyor ki Hüseyin'e diyor şey çıkmış. Sen de gölük gibi her yerde gitmiş diyorsun. Bana 1 milyon dolar çıkmış diyorsun. Ula Amerika doların adını duyduğu zaman başına neler gelir? Hiç sen düşünmedin mi bunu? Hiç düşünmedin mi sen bunu? Benim Hüseyin Cumali olsaydı. Sana söylüyorum sana. Cumali. Neden bu? Kullanamıyor çünkü. Kullanamıyor. Yani bir başkasının yanına gitse ağzını ayaklar elinde ne var ne yok alır götürürler yani. 1 milyon dolar diyorsun oğlum ya. Allah'ta ki seni seveyim, yoksa yani 5 dakika yanımda durdurmam. Git derim, ne kim çarpıyorsa çarpsın sana derim. Parayı asla sevmem. Para nedir ki ya Hüseyin'cim? Bizim yani kardeşliğimizin, sevgimizin yanında paranın bir önemi var mı? Bugüne kadar sen benden hiç para aldın mı? Almadın mı? Ben senden hiç para aldım mı? Bitti bak, ben de senden almamışım. Demek ki neymiş? Para önemsiz bir meseleymiş Hüseyin. Şimdi senin 1 milyon doların var diye eğer ki bir tarafların kalkacaksa kamerayı bırak kardeş. Cumali'ye. Aa, yolun sonu şeye gidiyor. Basar gidersin, tamam. Sana diyorum sana. O bileti de bir ara getir gidelim, tahsil edelim. Haydi adamı şey etme. Evet sevgili seyirciler, biraz özel bir konuyla ilgili şeye giriş yaptık. Hakkınızı helal edin. Bu aslında bu yavruya diyorum ki herkese söyleme. Herkes bilmesin diyorum ama olup olmadık her yerde söylüyor yani. Bak beni gördünüz. Ben hiç kimseye söyledim mi? Hiç dedim mi 1 milyon dolar kazanmış şeyden diye?
biraz kafa olacak ya. Burayı kullanacaksın ya. Şimdi sevgili seyirciler, Küçük Hammatlı O Köy Bizim Köyümüz programının bu haftaki bölümünde yine Pötürge'nin Şiro Taraksu köyündeyiz. Bir tane teyzem bağırıyor mu orada? Şiro Taraksu köyündeyiz. Yolda bir tane incir buldum. Bu inciri de hemen koparıp yemek istedim ama İnşallah sahibi hakkını helal eder. Muhtarın mı? Evet. Siz ne de biliyorsunuz oğlum muhtarın ev olduğunu? Daha önce geldiniz mi? Aşağıdan söyledim. Aşağıdan mı söyledin? Evet. Bir tane daha alalım da o zaman muhtarın yanına giderim. İsteriz o versin. Ama burada yediğimi söylemeyin, ayıptır, tamam mı? Hele bakalım. Taraksu'da neler var? Taraksu, Pötürge'nin yeşil, güzel mahallelerinden bir tanesi. Buna bela bu çocuk ya. Dinim Allah'ım. Devam edelim. Muhtarla bir tanışalım, ondan sonra Taraksu'yu gezelim. Küçük Hammat'ın her geçen gün kitlesi daha da çok artıyor sevgili seyirciler. Her geçen gün... Dur yengemi çekersin, yengemi. Yengemi mi? Bu şimdi Reis-i Cumhur'un lafını etti mi, tam bu dalı olur. Evet, bu tarafa gelin, araba geliyor. Efendim, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın, nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Muhtarın evini arıyoruz efendim. Muhtarın evi burada. Burası değil mi? Evet. Ya ben şurada bir iki tane incir yedim, hakkını helal eder mi? Ya tabii ya, incir denmek ne demek? Tabii, Allah razı olsun. Teyzem de yukarıdan ben... bağıra bağıra gelen teyze bu muydu? Ha, biz çağırdık, geldik. Bu şimdi Tayyip'in lafını ettin mi bu deli olur, kurban olurum ona diyor, geliyor, koşuyor. Bak, çok seviyor değil mi? 94 yaşında. Hey maşallah. Benim yengem. Araba var. Araba var. Biraz yavaş gelmeler lazım. Sizin isim neydi efendim? Mehmet Fırat. Mehmet Fırat. Siz burada yaşıyorsunuz. Evet, burada. Ooo, kazlar var orada. Ha, ördek var. Ördekler var orada. Dur kalam gelsin, kalamla bir konuşak. Nereye gidiyorsunuz efendim? Biz buradayız muhtarla beraber, size yardımcı olacağız. Öyle mi? He. Peki, teyzemi de alalım, hep beraber bir aşağı inip orada bir sohbet edelim. Selamünaleyküm muhtarım. Selam. İncir vardı, bir iki tane yedim. Olsun. Allah razı olsun. Çok hoştu. Hele gelin bir aşağıya inelim, aşağıda güzel güzel bir konuşalım. Sen nerede geliyorsun böyle kurban olduğum? Evde geliyorum, kendi evimde geliyorum. Senin ev bu yukarıda mı? O bu. Orada önce bir sesin geldi maşallah. Ben dedim kim bağırıyor buna böyle? Buna bağırıyorum ha, buna. İşte bu. İkisine. Bu şeyde sevgili seyirciler. Bana korkutuyorlar bunu. Ne diyorlar? Gece, bana? Gece. Siz şaka yapıyorum. Korkutmuyorsunuz değil mi teyzem? Yok, yok yengem. Hele, hele gelin gidelim, hele aşağıda bir oturak, rahat rahat bir sohbet ederim. Kaydı durdurun gençler. Düşmeyesiniz. Sizin arkada gözünüz yok. Hadi. Teyze senin ismin neydi? Menekşe Fırat. Menekşe Fırat. Vay evet. Senin Allah'ına kurban. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Hele gel sen. Burası muhtarın evi değil mi? Evet muhtarın. Maşallah güzel yeri varmış ha muhtarın. Ya muhtarın yeri güzel. Sizin burası da bayağı yeşillikli. Bizim suyumuz bol ya. Su bu bölgelerde bol değil mi? Ya şu tepana şimdi gideceğiz oraya zaten. Hadi inşallah. Burada Ömer Yaşı'yı vardı. Mesire alanı mı? He mesire alanı. Hadi olur. Bir gidelim inşallah. He. Güzel bir program yapalım bugün. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan bu şahs size bir şey diyeyim mi? Şu dayı bizim yakımızda kopmuyor. Burada ya. Bu nasıl geldi buraya? He? Bu dayı nereden geldi şu dayı? Bu dayı hiç sizi bırakmıyor ki bu. Ha vallahi bu nerede geldi? Ben şaşıyorum. Durmadan dolaşıyor. Şaşıyorum. Kendisiyle bir sefer tanışmışlığımız da yok ha. Evet. Hele bir gel otur hele. Hep beraber bir tanışalım. Buyurun. Buyurun efendim. Yeriniz çok hoş vallahi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm muhtarım. Selam. Nasılsınız muhtarım? Muhtar. Muhtarımız o mu? Evet. Tutturamadık. Selamun aleyküm muhtarım. Aleyküm selam. Nasılsınız efendim? Vallahi çok şükür. Sen nasılsın? Bizler deyiz. Buyurun hoş şöyle. Geldiniz. Şöyle oturun, buyurun hep hocam. Beraber oturalım, bir tanışalım. Oturun. Ondan sonra önce muhtarımız. Muhtarım siz bir sandalye daha böyle alayım. Efendim siz de öyle oturun, şöyle hep beraber bir tanışalım. Muhtarımız Şiro Taraksu köyü muhtarı. İsim neydi efendim? Ürfi Erşahin. Ürfi Erşahin. Ha. Ürfi ne demek? Vallahi dedem koymuş ama ne anlama geldiğini hiç bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Ha, çok sordular da. Evet, bir ben de ilk defa duyuyorum bu arkadaşlar. Çok nadir isimler. Evet. Evet. Doğru. Ürfi Erşahin Taraksu Mahallesi köyünün muhtarı. Evet. Kaç dönemdir muhtarız efendim? Dört. Dördüncü dönem. Maşallah. Peki
bu başarının sırrını neye borçluyuz? Oğlu çalışıyoruz, yardım ediyoruz, herkes de seviyor. Demek ki yapıyorlar. E tabi. Demek ki muhtarımızdan memnunlar ki 4 dönem boyunca hep sizi seçtiler. Bundan sonraki süreçte de devam edecek misiniz muhtarlığa? Duruma bağlı. Yani kimisi var artık yoruldum yapmam diyor kimisi. Zaten bizim işimiz de bitti ya. Biz, bir üst yolumuz kaldı 3,5 kilometre. Hemen hemen her şeyimiz bitmiş. Elektrik, su, yol, hep her şeyimiz bitmiş, yapılmış. Yani köyümüz o çok anlamda. Çok güzel evet. Menekşe teyzemin yolunu yaptınız mı? Yok Menekşe teyzeminkini çekimine söyle ama kendisine sor. Yapmamış mı yapacak mı? Yapmamışlar. O burada sana göstereceğim. Birazdan Menekşe teyzemin oraya çıkarken bakalım. Bakalım tabii. Bak Menekşe teyzem hiç. Mehmet Menekşe teyze şikayetçi bizden. Evet. Senin şikayetini alacağım birazdan. Yapmamış. Hadi dur bakalım. Doğru. Dur bakalım. Ha turpak araba akşam oğlum geldi az kaldı kaza yapacak. Peki seninki hemen bu yamaçta mı? Ha ben burada yamaçta. Benim abim bu yukarıda. Yamaçta. O zaman tali yol değil mi? Evet. Neyse şimdi önemli olan zaten ana yolların, merkez yolların yapılması. İnşallah sizin oraya da güzel bir şeyler yaparlar. İnşallah, inşallah. Başkan uğraşıyor zaten ya. Başkan uğraşıyor dedi ben yapacağım. Ya, Başkanın valla gerçekten Pütürge Belediye Başkanı'nı biz gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü ben özellikle... Burayı da yeni yaptık daha. Bu parke taşını bu sene yaptık daha. Yeni bitti köy. Evet. Bunlar belediye mi yapıyor? Belediye yapıyor. Helal olsun valla. Şimdi biz gittiğimiz her yerde program çekeceğimiz zaman istiyoruz ki gittiğimiz yerlerin güzelliklerini anlatalım, tabii. gezilecek yerlerini anlatalım, varsa turistik yerlerini anlatalım ama insanların dertleri çok olduğu için o istediğimiz tadı yakalayamıyoruz. AK Parti mi? Onlara girmeyelim. Niye? İşte ben sana sebebini biraz da söyleyeceğim. Onu keserler bizde. Biz gezmeye geldik. Ama kameraları kapatırsak ben nereli olduğumu sana söyleyeceğim. Tamam mı? Ben AK Partiyim. Ben kimseyi kabul etmem. Ben AK Partiliyim diyor. Dur bir Menekşe teyzemle bir sohbet edelim. Menekşe soy ismi neydi? Fırat dedim. Menekşe Fırat. Evet. Menekşe teyze sen kaç yaşındasın? 94'ü bitirdim. 95'e giriyor. Hay maşallah. Evet. 95 yaşındasın. Orada maşallah bizim Hüseyin'den diri indin aşağıya. Gidiyorum, geliyorum. Kaçta lafa. Ama valla bizim şu olanı ben... Çalışıyorum. Zavza atıyorum, kazıyorum, sıvarıyorum. Hey maşallah. Valla yapıyorum. Kayısı da topluyorum. Her işi yapıyorum. Bu yaşta, olma topluyorum. Bizim yapamayacağın şeyi o Menekşe teyze yapıyor. Menekşe bunun da bir sırrı vardır. Allah yardım ediyor, Allah yardım. Tabii Allah her zaman yardım ediyor. Onun dışında da sen demek ki sağlığına dikkat ediyorsun, sağlıklı besleniyorsun öyle değil mi? Evet. Köyde yaşadığı için. Evet. Tabii. Buraların havası, suyu gerçekten insanda çok farklı. Evet. Durmuyor ha. Çocuklar İstanbul'da, Malatya'da orada durmuyor, gelikiyor. Evet. Tek başına burada oturuyorum. Tek başına? Havalla. E peki kışın gidiyor musun şey Malatya'ya? Kışın gidiyor. Burada peki bir ihtiyacın olduğu zaman bir çocukların bakıyor Allah razı olsun. Gelip gidiyorlar değil mi? Biri Malatya'da burada akşam cumartesi pazar tamam, geliyor burada. Evet. O sürekli gidip geliyor. Aha. Bak bir de bizim şu oğlana bak. 100 metre yürüdü mü dili döşüne çarpıyor hemen diye. Ben ölüyorum ben kalp krizi geçiriyorum diye hemen. Bak, ama gördüm. Şehirde oturuyor. Şehirde sen o betonların arasında kal. O kötü havayı solu. Ondan sonra de ki ben yaşlandım artık de. 94 yaşındayım maşallah. 5'e giriyor ama. 5 oldu. 95. Peki aslında programımız siyasetle ilgili bir program değil. Ama çok Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Evet benim oğlum. Maşallah. Bu ben Paşakşehir'de yeni hastane şehir hastanede orada öptüm. Görüştüm. Konuştunuz da. Kaba. Gazavına hapise attılar bunu, karakola götürdüler. Niye? Düşen Malatya'da beni götürdüler, koğuşla beni bağladılar, kolum, elim. Bu yönüne gitmek bu yönüne, onlar da bırakmıyor. De, kim kim Tayyip Erdoğan'ın yönüne girdi? Sen polisi karşısına dedim, polis Allah mı? Tabii canım. Bana Allah'ta korkun, başka kimse de korkma. Sen yanına gideceksin diye seni bırakmadılar. Bırakmadı, vallahi beni bağladılar. 6'ya kadar ben bağlıydım. Allah Allah. Vallahi billah. Ondan bir sonra peki görüşürmeler doktor geliyor diyor ki şey vereyim dedim elim bağlı, kolum bağlı.
Zannetmiyorum dişim de takma dedim sen dişini mahvedeceğim dedim gelme. Yaklaşma bana. Ha dedim yaklaşma gelme. Seni orada görüştürmediler mi? Yok Malatya görüşmedi. Peki İstanbul'da nasıl görüştünüz? Görüştüm bağırdım çağırdım duyduk indi geldi. Helal bende olsun. Yalan yok. Helal olsun vallahi. Televizyona görmedin siz bakmadın. Biz denk gelmedik de muhtemelen. Ama sen öyle söylüyorsan öyledir. Bizim her zaman itimadımız var. Ben yalan söylemem. Kesinlikle. Ben inanıyorum. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ben dedim memleketin... Sen sağır mısın? Petirge'de senin için gelmişim. Evet. Tayyip Erdoğan sen sağır mısın mı? Bağırdım. Evet. İndi geldi. Helal olsun vallahi. Dedi senin ihtiyacın yok var mı? Dedim bir ne kabul etmem. İhtiyaç için gelmemişim. Evet. Benim 4 tane oğlum var. Sen de 5 seni seviyorum. Gönülden seviyorum. Evet. He, biz sevdiğimiz için. Ya sevdiğim için yani. Geldim. He? Akportlu. Tabii. Ne dedin? Dedim Akportlu. Aa Akportluyum. Ha. Her zaman Akportluyum. Tabii. Kellem gitse yine Akportluyum. Senin Allah'ına kurban. He. Şimdi onlar bizim çınarlarımız sevgili seyirciler. Geçmişte 94 yıl az bir yıl değil. Şimdi geçmişte gör neler yaşadılar. Belki de biraz rahat erdikleri için ve bunları da yapanları bildikleri için bu kadar destekçisi oluyorlar. Öyle değil mi? Beni bırakmadı. Malatya'da beni bırakmadı. Malatya'dakiler yanlış yapmışlar. Buradan Malatya, Malatya'daki o... Beni bağladı kovuşla. Şeyle 6'ya kadar orada çadırın altında beni bağladılar. İşte teyzeme bunu yapmayacaktınız. Yaptılar. Çok ayıp etmişsiniz. Malatya'da yaptılar. Ama şimdi şöyle de bir şey var Menekşe teyze. Onların da bir yerde görevi o. Şimdi Cumhurbaşkanı'na herkesi yaklaştıramıyorlar. Evet. Ama Cumhurbaşkanı kurması boyan geldi, suyu orada indirdi ve suyu dedi geliyorum daha gelmedi. Bak. O gelmedi. Ben bir kez gittim, ben dedi boyuldu, sen boyulmuşsun dedi, yok ben boyulmamışım. Yalan. Peki sen bunu İstanbul'a kendisine söyledin mi? Başakşehir'de. Evet. Dedim Tayyip Erdoğan sen sağır mısın? Senin için Petirge'de gelmişim. Evet. İndi geldi. İşte benim Malatya'da yanına gelecektim bırakmadın. Yok onu söylemedim. Söylemedin değil mi? Yalan söylemem. Evet. Kimse yok beni yanaşmadı. Malatya'ya söyleyecektim. Yanaşmadılar beni. Hey maşallah. Bağlı da bağlı dediler beni. Neyse canın sağ olsun. En azından gördün. Bir kez gördüm. İstiyorum bir daha görürüm. İnşallah kısmet olursa bir daha görürsün. Belli olmaz. Buralarda program olur. Burada muhtarım da öncülük eder. Belediye başkanı da söyler. Petirge belediye başkanı söyledim. Dedi Petirge gelecek. Seni görüştüreceğim. Bak burada Petirge Belediyesi'nde birçok proje yapılmış. Depremzedelere konutlar yapılmış. Belki de onların teslimi için gelme gibi bir durumu var mı? Cumhurbaşkanı. Valla başkan dedi gelecek ama getireceğiz ama bilmiyorum. İnşallah. Şimdi bizim gelecek gelmeyecek bilmiyoruz. Bizim programımız. Ben çok seviyorum. Hep dua yapıyorum. Çok seviyorum. Evet. Aynı çocuklarında fark yok. Yukarıda Allah. Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmez. Devlet büyüklerimiz yani onların eksikliği olursa olmazsa biz yapamayız. Türkiye gidecek. Evet. Şimdi biz bu programı yayınladığımız zaman belki de o projelerin teslimatı gerçekleşmiş olur. Belki de Cumhurbaşkanımız gelir. Menekşe teyzeyle görüşmüş olur. Menekşe Fırat Petir geldi. Senin evet. Süt annesi. Evet. Ölmemişim de hayattayım. Belki de gelecekler, görüşecekler. İnşallah bizi izlediğin zaman, bu konuşmaları gördüğün zaman Cumhurbaşkanı ile görüşmüş olursun inşallah. İnşallah. Çok hiç teşekkür ederim. Hiç ben kesinlikle yalan söylemem. Yok biz inanıyoruz. Kellemi kesse yine yalan söylemem. Biz inanıyoruz yok. Ha. Sen bizim ne varsa onu söylüyorum. Tabii. Yalan söyleyeceğiz de elime ne geçecek. Tabii. Aha, şu oğlan akşama kadar yalan söylüyor. Bir bakın Allah'ın sözü. Yüzünde meymenet kalmamış ya. He doğru. Biraz doğrucu ol. Yalan bende yok. Ben doğru söylüyorum. Peki çok teşekkür ederiz Menekşe teyze. Ben de sana. Ellerinden öpüyorum. Şimdi sen burada nereye gideceksin? Abime. Tekrar eve gideceksin değil mi? Evet. Oğlum Menekşe teyzenin vallahi İşim yok. Maşallahı var. Aa giderim. He. 3 defa, 4 defa. Helal olsun bana. Yokuş çıkıyorum iniyorum, çıkıyorum iniyorum. Günde en azından sana faydası da var bunun. 4 defa. Heh. Sen böyle devam et. Allah daha hayırlı uzun ömürler versin. Vermesin ben istemiyorum. Öyle deme. Yok yeter. Öyle, öyle deme. Yeter. Ahtiyarlık çok kötü. Sen gene iyisin maşallah. Sen vallahi maşallah. Çalışıyorum. Evet. Boş durmuyorum.
maşallah. Peki biz teşekkür ederiz. Şimdi ben... tekrar bir muhtara, bir de beyefendiyle bir sohbet edelim. Muhtarım kardeşi. Kardeşi öyle mi? Evet. Aha. Sizin isim neydi efendim? Hayırdır. Ha, yer değiştirelim. Benim ismim Hacı. Hacı? Hacı Bayram. Hacı Bayram. Hı-hı. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben hem taşımacılık yapıyorum, Pötürge Malatya arası, hem burada işte bahçe falan var, bakıyorum. Evet. O şekil işte. Hem çiftçilik. Evet. Ulaşım. Evet. Maşallah. Burada mı yaşıyorsunuz Malatya'da? Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsunuz. Sesimi alamıyor musun? Burası sizin evin mi, muhtarın evi mi? Burası muhtarın evi, benim ev yok orada. Ulan muhtar kendine öyle güzel bir yer yaptırmış ki, hele bak, hele havuzlar, kamelyalar, şurada çeşit çeşit meyveler. Evet. Şurada evet. Bir iki tane incir yedim, çok hoştu ya. Birazdan evet, muhtardan buranın... gizli gidip biraz daha yesem olur değil mi? İncir zaten soğuk yiyince güzeller. Valla. Havalar da soğuk ki evet, bu aralar. Bal gibi oluyor. Bu aralar havalar da soğuk ki, incirin tadına bakalım. Evet. Siz peki bugün gitmediniz mi? Bugün sefer yoktu. Bugün istirahattaydım. Biraz ceviz vardı. Bahçede derdik. Ah be, keşke biz de yetişebilseydik o cevizlerime. Cevizleri, olayım. Derdimiz cevizler halen çapanın içinde zaten. Öyle mi? Evet. O zaman onları bir görmüş olalım. Olur. Aha bekle, konuştum oradan. Birazdan yine cevizlerin orada konuşuruz inşallah. Ne tür meyvelerimiz var muhtarım burada? Burada size elma, lazım, götürün. Kayısı, elma, armut, üzüm. Nar lazım, götürürüm. Daha biz... nar olmuş mu ki? Olmamış. İşte lazım olmak oldu üzere, da götürürüm çok. Olmak üzere. Olma da var. Ha. Olursa geliriz bir gün inşallah. Olma da var. He. Bir tanesi demin arkamda düştü, patladı, ben gördüm. Ha bak, yere düştü. Ha, hurma var. O olunca demek ki. Bu sizin kendi bahçeniz. Evet, kendi bahçemiz. Çok büyük mü yoksa biraz? Çotluyor, büyükler hepsi çotluyor. 5-6 dönüm, 7 dönüm yerine göre. Hepsi işte... burada değil mi? Evet. Evet. Çok güzel bir bahçeniz var. Şöyle bir ufak bir gezi yapalım bahçede. Ondan sonra gezecek çok yerimiz var. Evet. Buyurun biz mama gelin çay için. İnşallah sen eve çık. Biz buradan çekimi bitirdiğimiz zaman sana uğramaya çalışalım. Ha burada o. He he. Biz beraberiz. Bu koynumun oğlu getirir. Tamam. Bu yalancı değil. Tamam, biz inşallah görüşürüz. Beraber çıkar geliriz. İnşallah. Kendine çok iyi bak, olur mu? Sen de. İşin gücün rahat gelsin. Yolun açık olsun. Allah razı olsun. Bize de dua et. Size de diyorum. Dedim, yolun açık olsun. İşin gücün rahat olsun. Ne muradın var Allah yapsın. Allah razı olsun. Hadi şöyle bir gidelim. İnşallah Tayyip Erdoğan görür. İnşallah bu görüntülerimizi ne olur Tayyip Erdoğan izlesin. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanım. İstiyorum bir daha görüşelim. İnşallah. Cumhurbaşkanımızı çok seviyor Menekşe teyze. İnşallah. Hiçbir şey, binine de istemiyorum. Evet. Oyluk moyluk olmuyorum devletten. Evet. Vallahi de billahi. Senin Allah'ına kurban. Devlet hitim hakkı var. Hoş olmamışsın. Senin Allah'ına kurban. İşte bu ya. Bizim istediğimiz bu. Sevgili dostlar. İnşallah. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet, şimdi burada psikolojisi bozuk bir horoza denk geldik sevgili seyirciler. Bu bahçeye girenleri kovalıyormuş. Derdi ne bilmiyorum ama. Kayıtta mıydın Cumali şimdiye kadar? Bak hayvana bak. Bir garip bir hayvanmış. Psikolojisi bozukmuş. Bahçeye girenlere saldırıyormuş. Hacı abinin üstüne böyle bir geldi, bir tehdit etti ama ondan sonra demek ki gözü kesmedi, geri döndü. Hey maşallah. Hele dur ben gideyim bakalım bana saldıracak mı? Derdini bir çözelim ya. Gel ola. Gel hele gel. Ne var? İnsan buraya gelemeyecek mi senin yüzünden? He? Çok saldırmaz değil mi? Hele bir gel. Oo, buralar çamur. Saldırırsa ben burada kaçamam. Hele gel gel. Gelmez değil mi? Neyse biz şansımızı zorlamayalım. Bunu bir psikiyatriste falan götürelim ya, psikolojisi bozuksa. Derdi neyse bir öğrenelim.
Gelin burada cevizlerimiz var. Cevizleri toplamışlar. Onu şimdi yakmasaydınız güzel olurdu. Şimdi yakmasaydınız güzel olurdu. Şimdi cevizleri toplamışız. Keşke bunların hasadına da yetişmiş olsaydık diyeceğim de. Hepsi bu kadar mıydı? Hepsi bu kadar. Kaç kök ceviziniz var efendim? 140. Yeni ektiniz. Ufaklar ya. Çitiller. Ha, ağaçlar daha çitil değil mi? Çok ufak ya. Bu ancak herhalde sizin kendi yemenize yetecek. Evet. Ancak. Ticaret için daha zamanımız var. Daha var. Evet. Ceviz nasıl bir meyve diyeceğim? Güzel bir meyve ya. Bu meyve değil mi neticede? Evet. Evet. Ne şartlar altında yetişiyor? Aman bu ne şartlar altında? Bunun işte iki ilacı var. Ondan sonra senelik budaması var. Ondan sonra çapalaması var. Suyu cevizin, çok seviyor. Suyu çok seviyor. Yani. Cevizin artı yetiştiği dökülecek mevsimi 10. ayın 15'i 20'sinde dökülüyor. Yani rahat bir şey. Şu anda makinesi de var. Sirkeleme makinesi. Evet. Aslında ceviz işi diğer şeylere göre çok daha tehlikeliymiş. Çünkü bizimkiler hep derdi. Gelmiyor değil mi o horoz? Nerede o? Aman ha, yumru patlattı vallahi. Bizimkiler hep şey derdi. İşte ceviz ağacına çıkmayın düşerseniz kötü olur diye. Evet, evet. Ceviz ağacının ciddi bir şeyi varmış. Şu anda ama çok rahat. Makinesi şimdi var. Şimdi makinesi rahat. Bir de bizim buraların cevizi yani dağ kısımlar gibi çok büyümüyor. Eskiden soyması bile sorundu ama şu anda soyma makinesi de var. Soyma makinesi de var. Soyma makinesini Pötürge Belediyesi'nde vatandaşın hizmetine herhalde sunuyorlar. Orada da var. Burada şahıslarda da var. Nasıl yani, oluyor peki? İçine atıyorsunuz. Kendi kendine soyuyor mu? Soyuyor. Soyuyor. Suyu da veriyor. Yıkanıyor. Kabuğuyla beraber tertemiz olarak şey yapıyor. Getirip 2-3 günde güneşte seriyoruz. Kurutuyorsunuz. Kurutuyoruz. Ondan sonra kırmaya geliyoruz. İsteyen kırıyor, isteyen kırmadan. Kırdın mı içi çabuk bozulur. Evet. Kırmadan daha sağlıklı duruyor. Evet. Tabii bu dediğim gibi yine sadece belki sizin kendi hanenize yetecek kadar olduğu için o sizin artık keyfinize kalmış. Evet. Diğer türlü bunun ticaretini yapacağınız zaman kabuklu da kabuksuz da satabiliyorsunuz. Tabii o şekilde satılıyor. Evet. Satılıyor güzel de para ediyor. Tabii ceviz önemli. Evet. Bu kabuğu sonra bile illaşmış bir yarıyormuş. Evet. Kabuğu bile sonra bu yarıyor. Ceviz, çeltir cevizi. Ne cevizi? Çeltir. Çeltir? Evet bunlar çeltir. Ne demek oluyor? Yani cinsi yok. Amerika'nın. Ha Amerika'nın bir ilçesi. Amerika'nın ilçesi. Yetiştirdiği. Bir de şimdi bu genelde bizim burada havalar sıcak ya yazın. Evet. İşte bul soğudu mu oluyor. Bul soğulmasa kuruyor. Evet. Burası 650 rakam. Ama dağ kısımlarında daha güzel yetişiyor. Tabii daha. O zaman bu biraz da soğuk bir iklimi mi? Evet soğuk iklimi sever. Ceviz genelde soğuk. Evet. Çünkü yüksek yerlerde daha çok rastlıyoruz. Hekiman'da diyelim bizim dağ kısımlarda. İnce kabuklu. Ekmişler çok güzel randıman veriyor. Evet. Çeltir miydi? Evet. Buradan Çeltir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Antoni Costa'ya selamlarımızı yolluyoruz. Lütfen şu cevizlerden bizlere bol bol gönderin ki çiftçilerimiz burada eksinler, bol bol yesinler. Siz göndermezseniz Joe Bidon'u aramak zorunda kalacağım. Bidon'u da ararsam bizden para istiyor. Bu tehlikeli işte. Çok tehlikeli ya. Ya şu Hüseyin'e şeyden, Loto'dan mı? Nerede? Milli Piyango'dan para çıkmış. Nerede haberini aldılarsa hemen beni aradı sabah. Neymiş işte ona ne kadar para çıkmış. Ya ne diyeceksin ya? Dünyayı yediniz. Allah sizin belanızı versin. Ne diyeceksin? Şu garibanın eline düşen 3-5 doların peşine düşmüşler ya. Evet. Dünyayı sömürüyorlar ya. Şimdi devam edelim. Nerelere gideceğiz muhtar? Valla bizim baraj bir baracı istiyorsanız bir baraj kenarına gidelim. Yakın mı? Baracın kenarına inemezsin. Gideceğiz zaten. Biraz inmen lazım ama yukarıda çekebilirsin. Hadi bir gidelim. Arabayla gidelim. Bir baraj manzaramızı görelim. Ondan sonra bizim suyun çıktığı yer mesire alanımız değil hem mi? Hem suyun gözdesi var orada. Evet. Hem de mesire alanı var. Bir de oraya yani köyümüzün en güzel yeri orada. Hadi gidelim o zaman. Hadi yani gidelim. Meşhur suyumuz ha. Soğuk su değil mi? Evet. Hadi hep beraber gidelim. Bir oraları da bir görelim. Suyumuz güzel. Ondan sonra da kısmetimizde ne varsa sevgili dostlar. Buyurun.
selam aleyküm. Aleyküm selam. İsim neydi? Fethi Fırat. Fethi Fırat. Evet. Fethi abi, buradakiler dediler ki köyün en komik adamı sen misin dediler. Niye bana baba? Bilemiyim artık ne yapıyorsun da bu adamlar eğleniyor, gülüyorlar. Neden komik bu adam? Ne yaparım baba, ben de aşağımız yerinde Allah'a çok şükür. Abi. Maşallah Allah neşemizi bulmasın. Burası sizin bahçeniz mi? Bizim abi, bize olmasalar bizim. Satıyoruz diye bir şey var galiba. Satılık mı bura? Satılık mı burası? Satılık diyorlar. Ya varan varsa ben satıyorum. Ben talipliyim, ne kadar? Ne kadar vereceğim? Şimdi buraların çok değerini bilmiyorum, sen bir fiyat söyle. Buranın bir değeri İstanbul'dan da iyi. Allah'ın sözü. Tabii. Buranın sözü, Kur'an'ın suyu var. Bu İstanbul'da ne var? Deniz manzaralı he? Deniz manzaralı. Dönümüne... Orada bir köy vardı, barajın altında kaldı. Dönümüne kaç lira verem? Muhtar, ortalama piyasa ne kadar buralarda? Dönüm 50 lira. 50 lira mı? Ulan 50'ye vermem lan. 50 liraysa bana, 50 liraysa bana bir 500 dönüm verin burada. 50 milyar mı? Elimi bırakır mısınız lütfen? 50 milyar mı? Tabii 50 milyar. Burayı terk edelim. Buraya basılmaz bile 50 milyarsa dönümü. O kadar değerli yani. 50'ye vermezler. Allah'ın sözü. Vallahi. Milyar değil mi? Milyar mıdır? Milyon mudur? Lütfen ayakkabılarınızı çıkarıp gezer misiniz? 50 milyarlık yere milyar basıyorsunuz. Tamam. 50 milyar. Evet. Basmayın toprağa lütfen. Bak 50 milyarlık yerde gezsin diye Hüseyin. Çok değerli. Suyun kenarı ama biraz yamaç. Yok, burası güzel. Manzaralı abi. Sebze var mı? Var. Ne var mesela? Abi orada işte neydi onlar ismi? Lokondur mıydı? Kabak var. Kabak var. Kabak var. Ancur var. Aha. Hele gel. Var. Hele gel ancurların yanına bir gidek hele. Salatalığın amcasının oğlu ancur. Salatalık bulamazsam ancur. Salatalık var mıdır? Salatalık da var da bitti. Bitmek üzere değil mi? Şurada mı? Ha burada miktar burada. Biz şansımızı ancurda deneyelim. Salatalığın. Gönder yani kabak. Kabak ha. Domates, biber, salatalık. Onlar öbür bahçede. Oo buradan yani biz bir bahçe yapma. Ha bu ancur burada işte. Bir tane de burada ancur. O bu, ben bunu yiyemem ki. O kart olmuş. O kart olmuş. Naziği var abi. He naziği bulabilirsek nazigini yek. O artık sana nazik bulmamız lazım. Ya. Ancur değil, o da kabak olmuş. He o da kabak olmuş. Onun senin içine bakmam. Hele bir girek hele. Oo. Abi onlar taze fasulye abi. Taze fasulyemiz var. Var. Kabağımız var. Buradan biraz hareket etmek zor ama. Mısır var abi. Bak orada güzel manzara var. Zor şartlar altında burada yolculuğuma devam ediyorum. Buradan biri takılıp düşerse Allah muhafaza soluğu şeyde bulur ha. Kayısılara çarpa çarpa. Burası biraz çiğ oldu ha. Hele gelin hele gelin. Burası biraz kaydı aşağıda. Bunlar hep kabak, ancur yoktur. Abi yok. Ancuru geçti. Ancur sınırlarından çıktık mı? Hele gelin bakalım. Şuradan en azından manzarayı görelim. Burası ne barajıydı efendim? Karakaya barajı. Ta şeyin sınırı herhalde değil mi? Yok, yo, yani bunun altı su direkt. Peki evet, buradaki kayısı işlerini nasıl yapıyor bu adamlar ya? Valla işte aşağıdan şurada getiriyorlar, topluyor, getiriyor, bu taraftan getiriyorlar. Helal olsun valla. Nereye getiriyorlar işte. Valla helal olsun. Bunun zor işi. Bunun işi zor. Burası... Fethi amcanın bahçesi değil mi burası? Hele şu gönderi çekin hele. Şu kabağı çekin. Bunlar ne? Bal kabağı değil değil mi bunlar? Bal kabağı. Bal kabağı, bal kabağı mı? Tabii ya. Olacak, daha zamanla büyüyecek değil mi? Olacak. Bunlar kırmızılaşıyor. Peki hele sen bu tarafa gel ki biz seninle bir şuranın bir pazarlığını abi yapak. Şuradan, şu taraftan daha güzel çekilir. Ben şimdi burayı merak ediyorum. Şimdi burada kayısı işini siz nasıl yapıyorsunuz? Bu nasıl sonra bu fakir? Abi kayısı işini biz burada işçilerle beraber çıkarıyoruz. Hele biraz yanaş gel ki. Şimdi burada adamın bir tanesi debelense direkt suya düşer. Düşmez yok mi? Yok yok düşmez. Uğraşmış da herkes uğraştı abi. Allah Allah. Böyle kat kat da. Seki seki mi gidiyor böyle? Aha, tabii tabii. Biraz... Altına şey brandayı açıyoruz abi. Birisi çıkıp döküyor. Toplayıp çıkarıyoruz işte. Valla aslında manzara olarak güzel de biraz tehlikeli bir bölge. Yok yok tehlikeli değil. Tehlike yok. Tehlike aşağıda var. Tabii siz alıştığınız yok. İçin bir şey diyemem ama ben biraz ürktüm açıkçası. Hı-hı. Yok yok. Ürktüm. Zaten dönümü de 50 bin liraymış. Yokuş aşağıda mı 50 bin lira? Yok yok orası badava.
Orayı bedava mı veriyorsun? Bedava vereceksin ama bir şey yapamaz. Ev yapamazsın, bir şey yapamaz. Doğru. Evi de yapamaz. Burası şimdi pay hattı üzeri ya. He. Yoksa buraya güzel ev yapılır da. Çok güzel ev yapılır. Tam böyle aynen şey manzaralı. Yalnız fay hattı. Evet. Bölge de riskli bir bölge. Hele şu tarafa doğru gidelim. Açıkta sohbetimize devam edelim. Manzarayı gördün mü sevgili seyirciler? Gördün mü manzarayı? Hele bak bak. Su çok çekilmiş ama. Bayağı çekilmiş. Vallahi su çok çekilmiş. Burada özellikle ama çıkıyor. Şurada. Çıkacak tabii. Mevsim artık yavaş yavaş sonbahar. Kışa doğru yağışlar inşallah çok olursa. Orada güzel açık değil mi? Orada manzara yok, buraya gel. Hele bir o tarafa gidelim. Ancurumuzu bulamadık. Ancur dediğimiz küte sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, şu anda hikayemizin baş kahramanı Neriman teyze yanımızda. Bu hikayenin başrolü Neriman teyze. Az önce o gördüğünüz uçurumdan uçmuş. Yuvarlara. Yuvarlanmış, suya düşmüş. Evet. Ve öldü zannedilip. Fethi Fırat'a çıkarmış. Kim çıkarmış? Öldü diye Fethi Fırat. Sen mi çıkardın? Evet. Bak ya. Evet. Ne zaman oldu bu olay? Kaç senedir Fethetli? 8. Bayağı eskiden o zaman. Yani açıkçası ben ilk başta öldü dediler, üzüldüm. Tabii sonrasından hoş bir anıya dönmüş. Fethi zannetmiş, öldüm, bırakıyor kenara. Evet. Yani kendi aranızda hoş bir anıya dönmüş bu. Evet, tabii şükürler olsun sağsınız. Biz o zamanlar haberimiz yoktu. Bilsek geçmiş olsuna gelirdik de. Şimdiye kısmet oldu. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Elimizde boş gelmeyelim dedik. O cevizleri de bakim verdiyse Allah razı olsun. Yoksa, peki neler hissettin o dönem? Nasıl geçti senin için? O düştüğüm an mı? Valla düştüğüm an hatırlamıyorum. Sonrasında çok böyle sıkıntı yaşadın mı? Yok. O kadar değil ama eşekle gelirken Fatih'e oradan geçerken ot yük, şey yüklemişti, ağaç yüklemiştik. Ben de çektim ki kendime doğru çekeyim. Haydi yorulun der şeye, Fırat'a. Peki o vücut Fatih da gelip beni çıkardı. Zannetmiş ölmüşüm, buraya bırakıyor. Sudan çıkartıyor, evet. Öldün diye oraya bırakıyor. Oraya bırakıyor ki baygınmışım. Peki vücudunda kırıklar, şeyler? Kırık yoktu, yoktu. Yoktu öyle yoktu, mi? Yoktu. Maşallah o zaman. Eşek yani, bırakmamış diye vücudunda. Eşek Eşekte bir şey var mıydı? Ondan biraz bahsetti. Yükü kendime çektim. Evet. Eşek de beni yuvarlıyor aşağı doğru. İkiniz beraber yuvarlandınız. Yok ayağım eşekti diye eşeği kurtarmak. Onu kurtarmak. Beni kurtardı. Beni çıkarmış, kenara bırakmış. Ama diyor ki o kadar kurtardım, beni bir yemeğe bile çağırmadı diyor. Çağırdım, çağırdım. Yalan söylüyor. Bak. Bana kurtar. Diyor onu bırak, bana kurtar. Eşek diyor beni kurtar. Eşek diyor bana kurtar. Bu sessiz orada bandım, bu nasıl ölmüş dedim, bu ölmüş aşağıya kurtarak. O zaman? Aşağıya çıkardık, baktım bu da elini burada şeye, mecbur bunu da çıkardık. Maşallah. Bence köyde heykeli dikilecek bir adamsın. Köyümüzün kahramanı Fethi emmim. Cemil abi bir gün bize bir davet de etmedi değil mi, hanımımı kurtardı. Nerede etti? Yok. 15 sene önce, şimdi belki yanlış hatırlıyor olabilirsin. Yok. Sen unutmuşsun. İnsan yediğini hatırlar abi. Peki o zaman burada bir en azından bizim vesilemizle bir yemeği hak etmiştir. Bir gün yemeğe çağırın, 15 sene sonra da olsa bir teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Allah sana da razı olsun. Sizlere de şakası tabii bir tarafa çok çok geçmiş olsun. Dikkat edin buralar, ben gördüm tehlikeliydi. Allah bir daha öyle şeyler yaşatmasın. Değil ha, çok derin yani. Yüksek, çok yüksek. Ya sen yüzme de bilmezsin yok, muhtemelen. Yok. Al işte, nereden tutarsan elimizde kalıyor. Kim okudu üfledi seni de böyle şansın? Yok valla biri okumuş üflemiş olmalı. Sen ya o kadar Allah, yükseklikten... Allah'ın işi, Allah'ın işi, öyle bir şey. Yüzme de bilmiyor ve üstelik baygın.
Şükür ya Rabbim sana. Mucizelerinle bizleri. İşte, bu Allah'ın işidir. Kimse öyle bir şey yapamaz. Evet. Peki çok çok geçmiş olsun. Sağ yıllar Allah önce de olmuş olsun. Olsa. Allah bir daha yaşatmasın. Ama bu iyi de türkü de söylüyor ha. Bir türkü söylesene. Bak, yalan bak işte. Şey. Türküyü senden mi istesek acaba? Ha, olur. Söyler mi? Yok ben bilmiyorum. Bir türküyle, bir türküyle olayı kapatacağız. Şöyle yana. Muhtar söylersin, muhtar değil. Valla ben de bilmiyorum. Pötürgen'in şiro çayını da bilmiyseniz? La Pötürgen'in şiro çayı söyle. Ben bilmiyorum. Bilirsiniz. Pötürgel olup da Pötürgel'in şiro çayı türküsünü bilmeyenleri ben Pötürgel'i saymıyorum. ne söyleyeyim bilmiyorum. Pötürgen'in şiro çayı yakar bulanı bulanı. Ay ben utanıyorum ya. Çayı akar dolayı dolayı. Daha mı tutacaksın? Yani başka türkü? Bilmiyorum ben. Peki sanatçımız bugün biraz keyifsiz. Neşesi yok. Evet sanatçımızı zaten iş üstünde aldık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun abi. Sizi yapmış olduğunuz bu kahramanlıktan dolayı bugün rahat bırakıyorum. Yoksa ben bir türkü almadan gitmezdim. İnşallah bir daha geldiğinden. İnşallah. Peki biz yavaş yavaş müsaadenizi isteyelim. Buradan müsaade ayrılalım. Abi. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hiç zamanımız üzüm yok. Üzüm yerler ya. Üzüm var mı? Var var. Hadi gidelim üzümümüzü alalım. Ha üzüm ha çay. İkisi de aynı. Allah'a emanet olun. Sağ ol, Allah razı olsun. Çaya da geniş zamanda üzüm gelirsek güzel. İnşallah. Bizim güzel. Devam edelim bakalım. Ameliyatımızda oturalım. Ondan sonra hikayelerimizi dinleyelim. Buyurun efendim. Üzümü ne ara geldi buraya? Kim getirdi bunu buraya? Üzümü yıkadınız mı? Nuri getirdi. Yıkadım. Yıkadınız mı? Buyurun efendim. Buyurun oturun. Şöyle hep beraber. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Böyle karşı yan yana oturalım ki hep beraber. Efendim buyurun. Buyurun. Şu bu köyde garip hikayeler dinlemeye başladık. Gerçekten de işte kayalıklardan yuvarlanan teyzeden tutun bu su hikayesine kadar ve finaldeki hikaye Fethi Emmi ile Nuri Emmi'nin hikayesi. Aa, biri o başladığını biri bu başladığını görüyor musun? Evet. Ortaya aldınız. Neden bu kadar uzak kaldınız? Ya işte hem okul arkadaşım evet. Hem asker arkadaşım. Peki bir şey vardı anlatacağınız önemli bir hikaye vardı. Kim anlatmak ister onu? Fethi ne hikayesi abi hangi? Sen de yanıma alayım. Büyük buluşmaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz o kadar birbirinizden uçtunuz ki. Bizi yanaştırdın ya. Sizi yanaştırdım. Birazdan hikayeyi dinledikten sonra ben aranızdan kalkacağım. Yan yana olacaksınız. Tamam. Neydi tamam. Bu hikaye? Bu hikaye beraber büyüdük Fethi ile. Evet. Hem okulu beraber bitirdik. Evet. Hem askere beraber. Bir öğlen yemeğini, evet. Öğlen yemeği bir gün ona giderdik, bir gün bize giderdik, yemek yerdik. Hı. Evlere gidip yemek yiyorduk ha. Evet. Eskide öyleydi. Günü geldi askere gittik, beraber gittik, aynı yere düştük. Hı. İzine geldik, izinde tekrar dönüyoruz. Mehmet dayı da cezaevinde mahkum, izine gelmiş. Evet. O da bizimle beraber dönüyor, aynı arabadayız. Hı. Şimdi Fethi ile ben, biz canımız sıkıldı, biz ağlıyoruz arabada giderken. Bu dayım da dedi ki, yahu dedi, ben dedi mahkumum dedi, cezaevine gidiyorum. Evet. Ben niye ağlamıyorum, niye siz ağlıyorsunuz dedi. Yani bu o zaman askere mi gidiyorsunuz? Biz askerde izinli gelmişiz, tekrar gidiyoruz. Evet. Mehmet abi de cezaevinde izinli tamam. Gelmiş gidiyor. Tekrar dönüyorsunuz. Evet, tekrar dönüyoruz. Dedi ki, yahu dedi, ben sizi bu dağda indireceğim dedi, siz yayan geleceksiniz dedi. Allah Allah. Size ceza vereceğim dedi. Siz niye ağlıyorsunuz da dedi. Fethi dedi, yahu çocuklarım küçük,
İşte yeni evlenmiştik ikimiz de. Askere gitmeden evlenmiştik. Evet. Dedi ben de evleneyim. Benim de çocuklarım var dedi. Ben ağlayayım mı? He, ben dedi niye ağlamıyorum, niye siz ağlıyorsunuz? Ya bu ağlıyordu. Ben ağlamıyordum aslında. İşin aslı he değil mi? Ya bana da ortak attı kendine. Mehmet ağlıyordu. Bu ağlıyordu. Kim ağlıyordu Mehmet dayı? İkisi de ağlıyordu. İkisi de ağlıyordu. Noktayı koyduk. Terefsiz değil mi? Evet. Sonra? Sonra gittik. 3 ay bitti. Bu başka vilayete düştü. Ben başka vilayete düştüm. Biz mektuplaşıyoruz bu sefer. Sen Tekirdağ'a düştün. Sen çok... Ben de Kırklar eline düştüm. Yakındık yine. Yakındık. Mektuplaşıyoruz. Evet. Şimdi bu mektup atıyor diyor ya her gece nöbete gidiyorum. Ben de mektup yazıyorum diyorum ya benim keyfim o biçim diyorum. Ha, o kadar. Ha, o kadar diyor. Halbuki yok hayır askerdik. 81'de askerdik ya. İşte hikayemiz öyleydi. Beraber sağ olsun. İşi gücü rast gelsin. Fethi kardeşim. Sağ ol sen. Bizim köyde bir numaralı diyelim. Evet çok övdüler. He, bir türkü söyletemedik ama o teyzemizin hayatını kurtardığı için yakasını saldı. Güzel bir şey. Ha buranın ismi de Sazik Kur'an diyorlar ha. Sazik Kur'an. Sazik Kur'an. Yani Sazik burada... çocukların yeri. Aslında burada hep Ermeniler buradaymış. He. Tabii bizim şeyler yerken onlar hepsini kovmuşlar. He. Bu bizim köylü diyalekte Umhalık. Evet. Hepsini kovmuş gitmiş. Benim ismim programda Küçük Ahmet. Küçük Ahmet. Evet. Küçük Ahmet. Şimdi bu güzel manzara eşliğinde sevgili seyirciler artık yavaş yavaş programımızı noktalayalım. Üzümlerimizi yiyelim. Ondan sonra sizlerden müsaade isteyelim. Çünkü daha işimiz çok. Yolumuz uzun. Muhtarım size çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olasın. Biz de teşekkür ederiz sizin. Siz buraya geldiğiniz için. Geldiniz, derdimizi dinlediniz. Sağ olasın. Sağ olasın. İnşallah bu yolumuzu da devlet baba sesimizi duyar. Bu yolumuzu bir asfalt yaparlarsa biz zaten devletçi bir memleketteyiz. Evet. Devletimizi seven bir insanlarız. Daha çok severiz. Evet. Devletimizde yolumuzun yapmasını bekliyoruz. Evet. Başka devletimizde bir şey istemiyoruz. Eyvallah. Buradan inşallah bizi duyarlar. İnşallah duyarlar. Sesimizi duyarlar ve yetkililer. Tez zamanda bir çözüm yolu İnşallah. Üretirler. Tek sıkıntımız yol. Evet. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne demek? Sizleri tanımak gerçekten güzeldi. Köyümüzü çektiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. RTV'ye de teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ederiz RTV'ye. Bizleri sizlerle buluşturduğu için. Evet. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz de olun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Yapacak bir şey yok. Ama söyle bana bir dua etsin yani. Bu adama da bir dua edelim. Bu adamın heykelini yaptıralım. Köyün girişine. Ama önce aşağıya gitmiş kurtarmış. Olsun. Neticede... Eşek demiş gel beni kurtar. Eşek dedi gel beni kurtar. Havalayın eşek de oluyordu yani. Allah Allah. Vallahi eşek ondan daha fazla oluyordu. Zırlıyordu hayvan ya. Gel beni kurtar gel beni kurtar. Sen nasıl becerdin ben onu anlamadım. Ya işte Allah yardım etti. Çıkardık. Helal olsun vallahi. Abi yüzme... Ben yüzme de bilmiyorum ha. Evet. Yüzme de bilmedim halde gittim çıkardım. Helal olsun vallahi. Ya biraz da aslında yani ürkütücü bir şey şimdi. Allah vermesin sana da bir şey olabilirdi yüzme bilmiyorsan ama. Olabilir. Geçmiş gitmiş. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, biz teşekkür ederiz. Küçük Ahmet'le o köy bizim köyümüz programında bu hafta Şiro Taraksu köyündeydik sevgili seyirciler. Gezilecek yerlerimizi gezdik, gördük. Bu güzel insanlarla sohbetimizi yaptık. Şimdi artık veda zamanı. Kendinize çok iyi bakın. Biz üzümlerimizi yerken sizler de muhtemelen belki de kar yağmış. Belki de evet, belki de sobanın önünde, belki de kahvenizi yudumlarken bizi bu ortamda göreceksiniz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşünceye dek inşallah.